Razer var 2023, Galaxy S24 Ultra, burada 16 inç MacBook Pro var, iPhone 15'ler burada, herkesin merak ettiği bu Apple'ın gözlükleri var burada. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün teknoloji dolu bir video yapacağız birlikte. Apple Store'a gidiyoruz. Amerika'da, Texas'ta Apple Store'da iPhone fiyatları, iPad fiyatları, MacBook fiyatları, ekipman fiyatları hepsine teker teker bakacağız. Harika bir video olacak. Biz videoya başlamadan önce siz kanalımıza abone olup videoları beğenip ve bir sonraki videonun ne içerikli olması için aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Ve Apple'a doğru yürüyüşümüz başladı. Gidiyoruz. Ondan sonra mağazada görüşürüz. Hoşçakalın. Burası Domain diye geçiyor. Austin'in nişan taşısı gibi diyeyim size. Artık yeni downtown burası bile diyenler var. Mağaza gördüğünüz gibi kocaman Apple hemen burada. Şimdi mağazaya gireceğiz. Birlikte fiyatları inceleyeceğiz. Burası hep kalabalık. Burada ünlü mağazaları bulabilirsiniz. Ünlü markaları bulabilirsiniz. Burayla ilgili ayrıyetten video ben kesinlikle yapacağım. Amerika'ya geldiğinizde gezebileceğiniz alışveriş merkezleriyle ilgili. Mağazaya giriyoruz. Hadi bakalım. iPhone 15'ler burada. iPhone 15 fiyatına bakalım ne kadarmış. iPhone 15'in fiyatı $799 artı vergi, en düşük hafızalı olanı. Hafızası arttıkça fiyatı da artıyor. Mesela 256 GB'ı $900. iPhone 15 Pro'ya bakalım. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı $1000'dan başlıyor. 128 GB'ı. 256 GB ne kadar? O da $1100. Arada bir $100 fark ediyor. 512 GB'ında ne kadar? $1300 fiyatı var. iPhone 15 Plus'a bakalım. iPhone 15 Plus ne kadarmış? $900. 128 GB. Onun da 256 GB'ı $1000'miş. iPhone 15 Pro Max ne kadar? iPhone 15 Pro Max'lere bakalım. Ben bunu istiyorum yani. Bunun fiyatı da $1200, 256 GB'ı, 512 GB'ı da $1400. Yani bunların içinde en mantıklısı bunun en düşük GB'lı olanı bence. Burada iPhone 14 var. Ne kadarmış? $700, 128 GB'ı. Bayağı uygun. iPhone 13 bunun da $600, 128 GB'ı. Çok iyi ya. Fiyatlar bayağı iyi. iPhone 14 Plus bunun da 128 GB'ı $800'miş. Mükemmel fiyatlar. Gayet iyi. Bu iPad Air'lar var. Mousepad'siz olanı $600'miş. 64 GB'ı, 256 GB'ı da $756. Bu iPad Pro'nun 11 inci $800'miş. 128 GB'ı. Ama bu hariç, bu genelde $250-$300 oluyor. Bunun fiyatını birazdan şimdi bakalım. Üzerindeki kalem $130. Evet, $250. iPad Pro 12.9 inç $1100, 128 GB'ı. Fena değil fiyatı. Bende var bundan ama şu iPad Pro'dan var, küçük modelinden. Mouse'u da aynen bu şekilde, oldukça rahat. M2 MacBook Air var. En basic modeli $1300. Bir üst hafızalısı, SSD'lisi de $1500. Fiyatı fena değil ama bu modele vereceğime biraz daha üstüne çıkar, yenisine veririm. Şimdi ona da bakacağız. Burada 16 inç MacBook Pro var. M3 Pro Chip $2500. M3 Maximum Chip de $4000. Bayağı pahalı ama canavar gibi makina. HDMI 2.1'i kesinlikle destekliyor. O yüzden her türlü laptopta ekranında kullanabilirsiniz. Fiyatları da burada. Şöyle göstereyim. M3 Chip 14 Pro $1800. Burada bir MacBook Pro var 14 inç $2000, 1 TB SSD'li olanı. Burada bir Studio Display var. Bunun fiyatı şu Mac Studio $2000. Bakalım aksesuarlara. Ekran $2200, şu klavye de $200. Ekran çok iyi ya, $2300, bir tık pahalı. Çünkü şu asılı deckiyle birlikte falan aksesuarların fiyatı artıyor. O yüzden ekran normalde 1000 küsür dolar ama arkasında dik tutmak için aldığınız standingle birlikte $2300. Ama yanında Pro Display var, şu gördüğünüz masaüstü. Canavar. Bu canavarın fiyatı $7000. Özellikleri burada ve aylık $500 alabiliyorsunuz. Ekran
Nanotextured Glass $6,000. Sadece şu ayaklık, yani şu $1,000 oldukça fazla. Bilgisayardan fazla. İnanılmaz. Burada herkesin merak ettiği AirPods Max'ler var. Fiyatı ne kadar? $550 artı vergi. Renkleri de var. $500 vermem ya. Bence çok para. $250 okey ama $550 bir tık pahalı bence. Ama çok iyiymiş. Şimdi denedim biraz önce. Bayağı ses izolasyonu falan güzel de $550 biraz pahalı. Burada iMac var. 4.5K Retina Display. En uygun modeli $1,300. SSD'leri arttıkça fiyatı da ona göre artıyor. Şu Mac Mini var burada bir tane. Fiyatı en ucuzu $600. Bir üst modeli $800. Bir üst modeli $1,300. Onların da CPU'ları ve GPU'ları değişiyor. Biraz da SSD'leri değişiyor. Ekran ekstra, klavye mouse ekstra. Sadece şu gördüğünüz küçük kutu. Onun fiyatı base modeli $600'dan başlıyor. Ve herkesin merak ettiği bu Apple'ın gözlükleri var burada. Fakat deneyemiyorsunuz. Buradan demo için randevu alıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz müsaitlik varsa. Ama bugün müsaitlik olmadığı için başka zaman geleceğim. Fiyatı da $3,500. Bir tık pahalı. Böyle çok güzelmiş ama. Gelip başka gün deneyeceğim. Onun videosunu size mutlaka çekerim. Şunları çok seviyorum. Acayip güzel HomePod miniler. $100. Fiyatları, performansı kesinlikle karşılıyor. Acayip ses çıkartıyor. Burada büyüğü de HomePod'da $300 da. Deneyebiliyor muyuz bakalım? Deneyemiyoruz galiba. Ha, çalıştı. Bayağı iyi. Apple Watch Ultra 2 var. Fiyatları $800. Yenisi bir ara satılmıyordu. Amerika'da falan yasaklandı denmişti. Ama şimdi her yerde satılıyor. Hemen yanında da Apple Watch 9. seri var 45 mm kordonuyla birlikte. Onun fiyatı da $379. Burada değişiyor. Bandı küçülünce kordonu fiyatı $350'a düşüyor. Burada 45 mm farklı bir serisi var. O da $479. Apple fiyatlarını gördünüz. Şimdi başka bir mağazaya gideceğim. Orada da telefon fiyatlarını çekeceğim. Çünkü bir önceki Best Buy videomda haklı olarak bana söylemiş. Yorumlarda belirttiniz telefonları hiç göstermedin diye. Çok haklısınız. Bunu telafi etmek için geri gidiyorum. Telefon fiyatlarını çekeceğim ve ondan sonra size burada ne kadar olduğunu göstereceğim. Oraya göre siz artık onu karşılaştırırsınız. Ben altına fiyatlarını güncel bir şekilde yazacağım. Ayrıyetten şöyle bir bilgi vermek istiyorum size tekrardan. Vergiler eyaletlere göre değişiyor. Burada mesela New York'tan alırsanız, burada alırsanız arada en az bir telefon kabı kadar mesela fark oluyor. iPhone'da $30-40 fark ediyor en az Texas'tan alırsanız. Çünkü burada vergi, elektronik vergi biraz daha düşük. O yüzden size bu bilgiyi vermek istedim. Buraya gelirseniz elektroniklerinizi buradan alabilirsiniz. Ve Best Buy'dayız. Burada Fold 5 var, Galaxy Z. Bunun fiyatı $1,800. Hemen yanında Z Flip 5 var. Bunun fiyatı $1,000. Şu şekilde. Hemen yanında Galaxy A54 var, 5G. Bunun fiyatı da $450. Tabii bunların hepsi artı vergi oluyor. Burada Galaxy A15 var. Bunun fiyatı $175. Burada bir Galaxy S24 var. Bayağı iyi. Fiyatı $1,000. Kamerası manyak güzel. Çok çok iyi. Bayağı başarılı. Galaxy S24 Ultra $1,300. Galaxy S23 $700. S23 FE var burada. Bunun fiyatı da $600. Burada Buds'lar var, Buds'lar. Buds 2 $100, indirime girmiş $50. Buds FE $100 ve Buds 2 Pro da $230. Samsung Galaxy Watch var, $480 6 diyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle. Bu da burada Motorola G Power var, $200. Hemen yanında Motorola G Citus 5C var. Fiyatı $500. Hemen yanında Motorola Moto G Stylus gibi bir şey var. Yazarım altına Stylus'muş. Onun fiyatı da $250. Yanında Motorola Edge 2023 var. Onun fiyatı da $600. Motorola'yı ne zamandır böyle telefon yaparken görmedim. Burada Amber Alert var mesela. Çocuk kaçırılma olaylarında yazıyor ne olduğu. Burada Motorola Razr var 2023, fiyatı $500. Google Pixel 8 var, fiyatı $700. Google Pixel 7 var, fiyatı $500. Google Pixel 8
Pro var. Fiyatı $1000. Bayağı şey. Response time bayağı hızlı. Çok iyi gözüküyor. İyi bir telefona benziyor ama incelemedim. İlerleyen zamanlarda inceleriz. Birlikte bakarız. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizle Apple Store'a gittik. Apple'da fiyatları inceledik. Çok fazla kendimi gösteremedim çünkü böyle biraz hassas çekim yaptım. İnsanları çok göstermek istemedim. Sonra Best Buy'a geldik. Sizin yaptığınız yorumlar üzerine Best Buy'daki telefon fiyatlarını size gösterdim. Samsung'u göstermemiştim, Motorola'yı göstermemiştim, Google'u göstermemiştim. Onlara gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve videodan zevk almışsınızdır. Bu tarz görmek istediğiniz videolar varsa lütfen aşağıya yorumlara belirtin. Ben mutlulukla size çekerim. Herkese Texas'tan kucak dolusu sevgiler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.